Merhaba arkadaşlar Ben Erdozua yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa konuğumuz çok ama çok uzun süredir merakla beklediğiniz Şamim altıım. Telefonu olan ilgi ve alakanın farkındayım zaten. Bu yüzdendir ki Çin'e gittiğim vakit 2 gün süren arayışlar ve yoğun pazarlık sürecinin ardından kendi cebimden ödeyerek telefonu satın almış ve inceleme için Türkiye'ye getirmiştim. Getirdiğim günden bu zamana epey vakit geçti. Gecikme için tekrar özür diliyorum ve geç olsun ama güç olmasın diyerek sözü daha fazla uzatmadan incelemenin detaylarına geçiyorum. Her zaman olduğu gibi teknik özelliklerle başlayalım. 5.15 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde IPS ekranına sahip olan Mi 6 Snapdragon 835 işlemcisinden güç alıyor ve 6 GB RAM ile geliyor. 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan ancak ne yazık ki mikro hafıza kartı takılamayan Mi 6, 12 megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera ve 8 megapiksellik ön kamerayla geliyor. Yeni nesil Bluetooth 5.0 teknolojisiyle birlikte stereo ses sistemi, USB type C ve Quick Charge 3.0 teknolojisini beraberinde getiren telefon, Android 7.1 üzerinde güncel MIUI arayüzünü kullanan Global ROM ile çalışıyor. Şimdi burası önemli. Özellikle de telefonu benim gibi Çin'den alacak olanlar için. Böyle bir durumda Çin yazılımıyla gelecek olan Mi 6'yı pek kullanılır bulmayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü içinde Google servisleri bulunmuyor. Dolayısıyla benim gibi cihazın bootloader kilidini açarak global ROM'u yüklemeniz gerekecek. Bunun için onaylanmış bir Mi hesabınız olması şart. Sonrasında Mi Flash Unlock yazılımıyla kilidi kaldırıp MIY ROM flashlama uygulamasıyla resmi web sitesine indirdiğiniz global ROM'u telefonu kurabiliyorsunuz. Ha bu arada telefonu Türkiye'den almayı planlıyorsanız muhtemelen global ROM'a sahip olacağı için tüm bu zahmetlere girmenize gerek kalmayacaktır. Bizzat bana gelen sorulardan anladığım kadarıyla Xiaomi Mi 6 almak isteyen ama kalbinde yüreğinde endişe yaşayan kullanıcıların ortak kaygısı şu. Mi 6'ın sahip olduğu modern ve Türkiye'deki 4.5G altyapısıyla uyumu. Şimdi isterseniz bu konuya açıklık getireyim arkadaşlar. Kolayca anlaşılabilsin diye çok fazla tekniğe girmemeye çalışacağım. 4.5G olarak aldığımız iletişim servisi operatör tarafında farklı frekans aralıklarındaki bantlardan oluşur. Bunlar arasında 800 MHz ve 1800 MHz bandı ön planda. Çünkü şehirlerde yani yaşam merkezlerinde tercih edilen 1800 MHz bandı daha yüksek hız ve band genişliği sunarak ideal iletişim deneyimine zemin hızlar ancak altyapı tarafında da ciddi yatırım gerektirir. 800 megahertz bandı ise en uzun mesafede iletişim hizmeti sağlar. Hızı daha düşüktür ancak daha fazla kullanıcıya erişebilir. İşte bu nedenle nüfusun nispeten az olduğu noktalarda ve kırsal coğrafyada 4.5G hizmeti için 800 megahertz yani LTE 20 bandı yaygın olanıdır. İnceleme konuğumuz olan Xiaomi Mi 6'nın modeminde 800 megahertz bandı desteklenmediği için kullandığınız operatörün durumuyla da ilişkili olarak belli senaryolarda 4.5G deneyimini yaşayamayabilir ya da çekimde zayıflık tecrübe edebilirsiniz arkadaşlar. Teoriden pratiğe geçtiğimiz zaman ise şahsi kullanımım esnasında beni rahatsız eden bir sorun yaşadığımı söyleyemem. Bu arada internette gördüğüm kadarıyla yazılımsal müdahaleyle LT20 band desteği kazandırılabilir mi sorusu da merak edilen konular arasında. Ancak her Ltye bandı için ayrı bir anahtarlayıcı ve filtreleme gerektiğinden sadece yazılımla bunu kazandırabilmek pek mümkün görünmüyor. Bu kadar detaydan sonra şimdi isterseniz telefonun kutu içeriğine bakalım. Xiaomi Mi 6'nın kendisine ek olarak çift sim kart için kapak iğnesi, bir ucu tip A diğer ucu tip C şarj ve dosya aktarım kablosu, 18 watt kapasitesi hızlı şarj adaptörü ve 3.5 mm konnektörü olmayan telefona geleneksel kulakları takmamız için bir adet tip C'den dönüştürücü adaptörle birlikte silikon kılıf çıkıyor. Xiaomi'nin düşük fiyat hedefi doğrultusunda daha önceki modellerinde olduğu gibi Mi 6'nın kutusundan da kulaklık çıkmıyor arkadaşlar. Xiaomi Mi 6 belki en güzel görünen telefon değil ancak kendisine has bir havasının olduğu da kesin. Önü ve arkası camdan araya giren taşıyıcı çerçevesi ise paslanmaz çelikten oluşan telefon Selefi Mi 5'in zayıf kalan mukavemetini telafi etmeyi başarmış. Zaten iki telefon arasındaki yaklaşık 30 gramlık ağırlık farkı da Mi altın sahip olduğu %10 daha büyük pille birlikte çelik çerçeve ve kasadaki diğer güncellemelerden geliyor. IP sertifikası olmayan yani suya ve toza karşı belgelenmiş bir koruması bulunmayan fakat tüm açık kısımları özel olarak muhafaza edildiği için sıvı sıçramasına karşı dayanıklı olan Mi A 7.45 mm kalınlığında ve 168 gram ağırlığında arkadaşlar. Eğer özel olan seramik versiyonu tercih ederseniz ağırlık 192 grama çıkıyor. Yani neredeyse Galaxy Note 8 ya da Xperia XZ Premium kadar ağır oluyor. Telefonun tasarım seviyesinde göze batan kısmı ekran kasa oranı. Belki bir biraz daha iyi olabilirdi diye düşünmeden edemiyor insan. Kullanım ergonomisi olarak beğenimi kazanan telefon buradaki avantajını dört tarafı da kavisli olan kasaya borçlu. Bunun sonucunda arka yüzeyi kaymaya dolayısıyla düşmeye meyilli olan telefonda tavsiyem kılıfsız kullanmamanız yönünde. Telefon camlı olduğu için anten çizgilerinin güzelce kenarlara saklandığı Mi 6'da parmak izi okuyucusu olması gerektiği gibi ön tarafa konumlanmış ve gerçekten çok hızlı çalışıyor. Fiziksel kontrol butonlarının sağda sim kart slotunun ise solda olduğu Mi 6'da üst kısımdaki kız ötesi sensörde takdire şayan. Samsung'un bir süre önce bıraktığı bu sensör yardımı Ile, örneğin telefon üzerinden televizyonu uzaktan kumanda gibi kontrol edebiliyorsunuz. USB tip C portunun altta olduğu telefonda kutu içeriği kısmında ifade ettiğim gibi kulaklık konektörü olmadığından tip C arayüzün adaptörü 3.5 mm'ye çevirmeniz gerekiyor. Uzun lafın kısası Mi 5'e göre çok daha güzel, çok daha dayanıklı ve ergonomisi çok ama çok daha yüksek bir cihaz olmuş Mi 6. Tabii ki köşeden köşeye ekran olan cihazlar kadar belki havalı görünmüyor ve kılıfsız kullanırsanız parmak izi gösteriyor göstermesine lakin bu telefonun etrafına kim elini aldıysa gerçekten çok beğendiğini ifade etti dostlar. Bunu da sizlerle paylaşabilirim. Donanım tarafındaki ilk durağımız ekran olacak. 5.15 inç boyutunda ve Full HD çözünürlükteki ekran gerçekten iyi bir deneyim sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesiyle açık hava kullanımına müsaade eden ekran yeniden renk üretimi, görüş açıları ve keskinlik açısından da çok başarılı. Tabii ki Samsung'un kullandığı paneller, Sony'nin 4K HDR ekranı ve sektördeki diğer teknolojileri kıyasla ekranın belki çok vurucu bir özelliği bulunmuyor. Lakin her ihtiyaç fazlasıyla görmesi, ekstra çözünürlükle hem telefonun maliyetini hem de Xiaomi'nin etki etmemesi göz ardı edilemez bence. Evet, başta VR uygulamaları olmak üzere bazı senaryolarda yüksek çözünürlük pratik fayda sağlayabilir belki ama bugünün koşullarında kullanıcılar fiyat performans veya fiyat fayda oranı yüksek cihazlar istediğinden büyük kayıp olduğunu söyleyemem. Hele ki 5.15'lik ekran boyutunda piksel yoğunluğu 428 iken. Üstelik ayarlar bölümünde ekran kısmına giderseniz eğer kontrast ve parlaklık seviyesini değiştirebilir, düşük ışıklı bir ortamda göz yormadan okuma deneyimini arttırmak için mavi ışık emisyonunu azaltabilirsiniz. Kısacası ekrandan yana bir endişeniz olmasın. Pek çokları için fazlasıyla yeterli ve yetenekli bir ekranı var Mi 6'nın. Xiaomi Mi 6 performans tarafında bir telefon olması gereken her özelliğe sahip. HTC U11, Sony Xperia XZ Premium, LG V30 ve Samsung Galaxy S ve Note ailesinin Amerika versiyonlarında olduğu gibi Snapdragon 835 işlemci kullanan telefon, senefinden farklı olarak tek bir işlemci konfigürasyonuna sahip. Yani hangi kapasiteyi alırsanız alın Snapdragon 835'in rakip modellerde olan referans hızlarına sadık kalan bir telefon olmuş Mi 6. In. Bu kısmı özellikle açıkladım çünkü hatırlayanlar olacaktır. Mi 5'in baz versiyonunda Snapdragon 820 olması gerekenden daha düşük hızda çalıştırılıyordu. Grafik tarafında Adreno 540 GPU'su bellek tarafında 6 GB low power DDR4X ve en önemlisi de depolama tarafında Galaxy Note 8'e benzer okuma ve yazma hızları sunan UFS 2.1 teknolojisinin kullanılması gerçekten güzel. Bu arada Note 8 e örneği verdim ama Asus U11 ve Sony Xperia XZ Premium gibi cihazlarda da yine UFS 2.1 tabanlı depolama birimiyle geliyor. Üstelik satın aldığım cihaz 128 GB'lık kapasite sunduğu için kullanıcılara mikroSD hafıza kartı eksikliğini hissettirmiyor. Her ne kadar böyle özelliklerin olmaması hoşuma gitmese de arkadaşlar. İnternet tarayıcısından çoklu ortam içeriklerinin gösterimine kadar hangi oyun ya da uygulamaya açarsanız açın Mi 6 adeta bir bilgisayar gibi gerçekten süper çalışıyor. Xiaomi Mi 6'nın iddialı olduğu alanlardan bir de kamerası. Her ikisi de 12 megapiksel çözünürlükte olan kameralardan geniş açılı olanı Sony'nin IMX386 sensörünü kullanıyor ve 4 eksenli optik görüntü sabitleme ile de desteklenmiş durumda. 1.25 mikron büyüklüğünde piksellerden 6 katmanlı lens sisteminden ve F1.8 diyafram gibi özelliklerden oluşan kameraya 12 megapiksel çözündeki telefoto amaçlı ikinci kamera ekliyor. 1 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan ve F2 2.6 diyaframı sunulan kamerada ne yazık ki o his bulunmuyor arkadaşlar. Tecrübelerime gelecek olursam eğer ana kamera gün ışığı altında ya da iyi ışık koşullarında gerçekten dikkat çekici sonuçlar veriyor. Detay seviyesini başarılı bulduğum kamera beyaz dengesini bazı zamanlar ayarlamakta zorlansa da toparlaması ile birlikte yeniden renk üretiminde kullanıcısını mutlu etmeyi başarıyor. Örneğin kimi telefonlara kıyasla ortaya çıkan fotoğraflarda yumuşak ya da yağlı boya etkisi dediğimiz belli noktalardaki detay kaybının olmaması ve genel olarak homojen dağılımı beğendiğimi söyleyebilirim. Bokeh efekti için yani arkayı bulanıkla laştırmak için kullanılan telefoto kamerası da iyi ışık koşullarında güzel çalışıyor ve özneyi nesneden ayırırken sınırları büyük oranda doğru çiziyor. Saf görüntü kalitesi olarak ana kamera kadar olmasa da ona yakın bir tablo çizen telefoto kamerasında optik görüntü sabitleme olmadığı için kötü ışıkta fark daha çok belli oluyor arkadaşlar. Örneğin iPhone 7 Plus'la kıyasladığımda bokeh efektinin uygulanacağı alanın hesaplanması ve görüntüye yansıması Xiaomi Mi 6 üzerinde bir miktar daha uzun sürüyor ancak onun dışında görüntünün kayıt altına alınması son derece hızlı gerçekleşiyor. Ön kamerası yani öz çekim kamerası da görüntü kalitesiyle kullanıcısını mutlu eder. Toparlamam gerekirse eğer Mi 5 ile kıyasladığım zaman telefonda kamera konusu ciddi şekilde geliştirilmiş. Bana soracak olursanız eğer gelişim tarafındaki ilk adım telefoto kameradan yana olmalı çünkü bence o kameranın düşük şık performansı biraz daha yüksek olabilir. Video kayıt konusunda ise ön kameranın 1080p 30 kare arka kameranın ise 4K 30 kare video kaydı yapabildiği telefonda videolarda görsel kalite belki kimi kullanıcılar için tatminkar gelecektir ancak rakiplerin gerisinde olduğunu söyleyebilirim. Kamera konusu ayrı bir yazılım uzmanlığı ve ciddi bir bir zaman yatırımı gerektiriyor. Anladığım ve daha önce tecrübe ettiğim kadarıyla maliyet rekabetçiliğinden taviz vermek istemeyen Xiaomi en azından Samsung ve Apple gibi rakipleri karşısında kamera odaklı yatırımı o seviyede yapmıyor dostlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hoşuma giden detay ise çektiğiniz videoları telefonun kendi galerisi üzerinden düzenleyebiliyor olmanız. Bakın düzenlemeden kastederken fotoğraftan değil videodan bahsediyorum. Videonun süresini kısaltabiliyor, üzerine yazılar ekleyip farklı renkler uygulayabiliyorsunuz. Hatta ön tanımlı birkaç farklı profille isterseniz galeri uygulaması üzerinden otomatik efektlerle dolu klipler de hazırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten etkilemeyi başaran sonuçlar verebiliyor. Xiaomi Mi 6'da beğendiğim özelliklerden biri de telefonu sahip olduğu stereo ses sistemi. Sıkış gücü olarak belki en iyisi değil ancak genel olarak yeterli geliyor ve buna ek olarak da büyük oranda tok ve temiz bir ses vermeyi başarıyor. Oyunlardan videolara kadar pek çok farklı kullanım alanında keyif alacaksınız. <laughs> aslında yazılım kısmına bakalım. Diğer Çinli telefonlarda olduğu gibi standart arayüzünde bir uygulama çekmecesi bulunmuyor ve yüklediğiniz programlar ana sayfalar arasında dağılıyor. Tema desteğiyle özelleştirebildiğimiz arayüz yoğun kullanımda bile akıcılığından taviz vermiyor arkadaşlar. Bildirim ekranının kolay kullanıma yönelik olarak sade ve işlevsel bir tasarımla şekillendirildiği telefonda dikkat çekici bazı ek fonksiyonlarda bulunuyor. Örneğin ikinci alan yaratarak tek telefonda iki ayrı cihaz profili oluşturabiliyor ya da tek elle kullanım modunu açarak zaten tek elle kullanıma müsait olan cihazım 3.5 inç, 4 inç veya 4.5 inç ekranlı bir cihaz gibi kullanabiliyor biliyorsunuz İnternet tarayıcısının adeta bilgisayar kıvamında çalıştığı telefonun klavyesinde de kullanım süren boyunca herhangi bir şişme ya da ıkınma tecrübe etmedim. Üreticilerin son dönemdeki ortak noktalarından biri olan merkezi yönetim paketinin Xiaomi'de karşılığı ise güvenlik. Bu uygulama altında gereksiz dosyaları kaldırabilir, veri kullanımını yönetebilir, uygulamaları kilit atabilir ya da dilediğiniz bir uygulamayı çift hesapla yönetebilirsiniz dostlar. Telefonun sahip olduğu müzik çalar son derece renkli ve bir o kadar da yeterli. Arzu ederseniz kulaklık seviyesinde ses özelleştirmesi yapabilir ve ekolizer üzerinde oynayabilirsiniz. Video galeri içerisinde gösterildiği telefon kızı ötesi sensörü için bir de kumanda uygulamasına sahip. Hızlı tepkisel bakıcı çalışan telefon olarak kullanıcısını üzmeyen ve yarı yolda bırakmayan bir deneyim sunuyor Xiaomi Mi 6. I. Elinizden düşürmek istemeyeceğiniz bir telefonda pil süresi ve yoğun kullanımda ısınıp ısınmadığı da merak konusudur. Önce ısıyla başlayalım. Termal kamerayla farklı koşullardaki ölçümlerim gösteriyor ki Xiaomi Mi 6 yük altındayken de kullanıcısını rahatsız edecek veya yoracak bir ısı düzeyine erişmiyor. Bu gerçekten güzel. Pil süresine bakacak olursam eğer rakiplerine göre nispeten daha küçük ekran, full HD çözünürlük ve verimli çalışan donanım sayesinde Xiaomi Mi 6 başarılı değerler sunmakta herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Teorik ölçümlerim gösteriyor ki ekran parlaklığı en yüksek düzeyde ve Wi-Fi üzerinden senkronizasyon açıkken 9,5 saat internette gezinme veya 8,5 saat video izleme veya 7 saat oyun oynama veya 6,5 saat civarı PC Mark süresi elde edebilmek pekala mümkün. Gündelik kullanımda ise ben kendi kullanımım ekseninde bir gün ötesine geçmeyi başardım ki amiral gemisi sınıfındaki bir cihaz için bunlar gerçekten başarılı değerler. Peki bataryanız bittiğinde 0 tam doluluk oranına ne sürede ulaşıyorsunuz? Ölçümlerim gösteriyor ki kendi orijinal adaptörü ile 89 dakikada pilin tamamını doldurmak mümkün arkadaşlar. Teknik özellik kısmında ifade ettiğim gibi Xiaomi Mi 6 Qualcomm'un Quick Charge 3.0 teknolojisiyle geliyor. Zaten bu kadar hızlı şarj olmasına vesile olan özellikle bu. Kısaca diğer detaylardan bahsetmem gerekirse eğer telefonun sesi, görüşme kalitesi güzel. Mumimo destekli 8211 ac Wi-Fi donanımının çekim gücü ve bağlantı hızı etkili ve GPS seçenekleri de bu sınıf bir cihaza yakışacak düzeyde. Tüm bu detaylardan sonra tüm bu özelliklerden. Sonra tüm bu kullanım tecrübemden sonra sorulması gereken asıl soru şu: Xiaomi Mi 6 almaya değer mi? Kişisel fikrimi soracak olursanız eğer kesinlikle değer arkadaşlar. Zaten biraz da bu yüzden Çin'de bu telefonu satın almak için böylesine uğraştım. Cihaz doğru bir cihaz mı diye soracak olursanız doğru soru bu değil. Çünkü Mi 6 bazı eksiklerine rağmen çok güçlü ve başarılı bir telefon. İşte bundan dolayı sorulması gereken asıl soru şu: Türkiye'de resmi yollarla satılan cihazlarda bile garanti ve teknik servis sorunu yaşanırken ithalatçı garantisiyle kuyuya inilmez. Ama diğer taraftan durumu ele aldığımız zaman da resmi cihazlarda bile servis sıkıntıları ve mağduriyetleri yaşanırken neden en az %50 daha fazlasını vereyim ki diye de düşünebilirsiniz. En azından şu detayı unutmamak gerekiyor. Resmi cihazlarda günün sonunda tüketici mahkemesine gidip hakkınızı arayabilirsiniz. Spot ürünlerde ise asıl risk işte tam bu noktada. Uzun lafın kısası Mi 6 gerçekten çok başarılı ve güzel bir telefon. Ama karşımıza duran artık 1000 liralık Xiaomi değil, 2000 lira üstü bir Xiaomi. Dolayısıyla riske girip girmeme konusunu daha fazla hesap etmeniz gerekiyor. Ben bu riske girdim. Üstelik Çin'de girdim ve aldığım günden beri severek kullanıyorum Mi 6'yı. Şimdi söz sırası size arkadaşlar. Aldınız mı ya da almayan niyetiniz var mı? Lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Evet bu videomuzda Xiaomi Mi 6'yı incelemiş olduk. Umuyorum ki aklınızdaki tüm sorulara cevap verebilmişimdir. Ben Erdoğan Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.